सलाम मरहबा, मैं हूं तहसीन और आप देख रहे हैं फीरा तहसीन रिएक्शन। एक बहुत अच्छी वीडियो और बहुत अच्छी खबर, मुझे बहुत खुशी हुई इस वीडियो के बारे में सुन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस वीडियो को आप मिस कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मुझे भी यही लगा इसका टाइटल पढ़ के, मैंने फ़ौरन इस वीडियो को चूज़ किया रिएक्शन के लिए। जो अनका 3 है, जो एयरक्राफ्ट है तुर्की का अनमैंड, और जिसको मैं कहता हूँ कि वो एक खलाई शटल लगती है, खलाई मखलूक लगती है, इसका इसका डिज़ाइन ऐसा है, वो उसमें बहुत सारी खासियत तो हैं, लेकिन वो जो जेट है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बॉम्ब जो हैं वो कहीं और के नहीं, पाकिस्तान के होंगे। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। तो इस वीडियो को फौरन चलाते देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही। İnsansız hayalet uçak Anka 3'ün 20 Eylül'de ilk füze atış testini yapması, uluslararası savunma basınında ileri düzey senaryoları gündeme getirdi. Anka 3'ün nükleer başlıklı füzeler taşıyabileceği, adaylardan birinin Pakistan'ın Raat füzesi olduğu ve bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde oyunun kurallarının tümden değişeceği belirtiliyor. Türk savunma sanayiindeki gelişmeler dış basın tarafından dikkatle izleniyor. TUSAŞ yapımı insansız hayalet uçak Anka 3 ilgiyle takip edilen platformların başında geliyor. 20 Eylül 2024 günü Teber 82 güdüm kitiyle ilk füze atışını gerçekleştiren Anka 3, düşman bölge derinliklerine şok saldırılar için yakın gelecekte Türk ordusunun elindeki en önemli yeteneklerden haline gelecek. Kanat altı yahut gövde içerisinde ağır mühimmatlar taşıyabilen Anka 3, sığınak delici bombalar, seyir füzeleri ve aerobalistik mühimmatları, hedef bölgedeki stratejik noktaların üzerine fark edilmeden yağdırma potansiyeli taşıyor. Anka 3 sadece konvansiyonel bombalarla değil, yakın gelecekte nükleer başlıklı füzelerle de dünya gündemine oturabilir. İsrail'in bölgede giderek artan tehditleri, Türkiye'nin nükleer silaha sahip olmasının gerekliliğini açık biçimde ortaya koyarken, Amerikan istihbarat gruplarınca yakından takip edilmekte olan Pakistan füzeleri, bu kez Anka ile birlikte anılmaya başladı. Küresel ölçekte savunma sanayi gelişmelerini izleyicilerine aktaran YouTube platformu Unsort, son yayınında çarpıcı bir iddiayı dillendirdi. Buna göre, Türk insansız hayalet uçakları yakın bir gelecekte Pakistan'ın nükleer başlıklı seyir füzesi Raad'ı taşıyabilir. Mühimmat ve füzelerin hava araçlarına entegrasyonu konusunda Ankara ile İslamabad arasında bir süredir işbirliği yapıldığı biliniyor. Türk hava araçlarının yazılımına tanıtıldığı takdirde Pakistan üretimi füzelerin hem F-16 hem Akıncı SİHA hem de insansız uçaklar Kızıl Elma ve Anka 3'te kullanımı mümkün görünüyor. Bu ये आंका के अंदर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये माशाल्लाह पहली बहुत ख़तरनाक और लीथल एक वेपन है तुर्की का। जब उसमें पाकिस्तानी न्यूक्लियर मिसाइल्स लग जाएंगे तो मेरे नहीं ख्याल इसको हराना पॉसिबल रह जाएगा, अभी भी नहीं मोस्ट पॉसिबल। अगर ये न्यूक्लियर के बगैर भी बहुत ख़तरनाक है, लेकिन न्यूक्लियर के साथ तो ये मैं कहता हूँ कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक कुछ चीज़ बन जाएगी, बहुत ही ख़तरनाक, अमेजिंग, माशाल्लाह। İhtimale dikkat çeken Unsort, Anka 3'ün nükleer başlıklı Raat füzesini taşımasıyla Türkiye ve Pakistan'ın oyun değiştirici bir yetenek elde edeceğini kaydediyor. Söz konusu yayında şu ifadeler dikkat çekici. Anka 3, küresel savunma sahnesinde zorlu bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Raporlar, bu gizli bombardıman uçağının İncirlik hava üssünde depolanan B-61 gibi nükleer füzeleri taşıyabileceğini öne sürüyor. Fakat Pakistan yapımı nükleer savaş başlıklarının potansiyel entegrasyonu Anka 3'ün stratejik önemini çok daha fazla artırabilir. Özellikle Güney Asya'da. Pakistan hali hazırda Akıncı ve Bayraktar TB2 gibi gelişmiş insansız platformlar kullanıyor. Hava savaşı yeteneklerini modern hale getirmeye çalışan İslamabad, aynı zamanda Türklerin 5. nesil savaş uçağı Kaan projesinin potansiyel ortaklarından. Bu ülke Anka 3 edindiği takdirde nükleer taşıyıcılar bakımından bir devrimin kapısı aralanabilir. Pakistan nükleer başlıklarının, özellikle de nükleer yük taşıyan düşük irtifa penetrasyonu için tasarlanmış bir seyir füzesi olan Raad'ın Anka 3'e entegre edilmesi, insansız hayalet uçak oyununun kurallarını değiştirebilir.
Yaklaşık 350 kilometre menzildeki hedefi fark ettirmeden vurma özelliğine sahip Raat füzesi, Anka 3'ün hayalet tasarımıyla birleştiğinde, Pakistan'ın düşman radarlarına yakalanmadan kritik hedefleri hassas bir şekilde vurabilmesine olanak tanıyacak. Wow. Anka 3'ün Pakistan envanterinde yerini alması, esnek ve gizli operasyon seçeneği sunarak nükleer caydırıcılık yeteneğini önemli ölçüde artıracaktır. Pakistan şu anda nükleer görevler için Mirage 3, F-16 ve JF-17 Block 3 gibi uçaklara güveniyor. Ancak insansız nükleer kabiliyetli bir hayalet uçak, Pakistan'a yeni bir operasyonel gizlilik seviyesi sağlayacaktır. Anka 3'ün gelişmiş elektronik harp sistemleri taşıma yeteneği, nükleer görevler sırasında tespit ve müdahale edilme riskini azaltıyor. Pakistan nükleer füzesi bu hayalet aracı daha tehlikeli bir platform haline getiriyor. Raat füzesi veya diğer taktik nükleer savaş başlıkları gibi nükleer silahların entegre edilmesi ihtimali, Pakistan'a bir savaş senaryosunda ikincil vuruş kabiliyeti sağlayan geniş bir seçenek sunacaktır. Nükleer füze taşıma kabiliyetli Anka 3, insansız savaşlarda yeni bir aşamayı temsil ediyor. Türkiye savunma sanayiinde bir devrime daha imza atıyor. TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka 3 hayalet savaş uçağı, dünyanın konuştuğu bir projeye dönüşüyor. Bu uçak, sahip olduğu üstün özelliklerle Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada stratejik bir güç haline getirecek. Anka 3, geleceğin savaşlarında en kritik rolü oynayacak, Türkiye'nin gökyüzündeki hakimiyetini pekiştirecek. Fakat bu defa çok daha büyük bir haber var. Anka 3, Pakistan'dan alınacak nükleer bombaları taşıyabilecek. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma gücünü neredeyse sınırsız bir seviyeye çıkaracak. Türkiye, Anka 3 ile yalnızca konvansiyonel silahlarla değil, gerektiğinde caydırıcılık anlamında nükleer kapasiteyle de donanmış olacak. Bu, düşmanlarımızın bile karşı koymakta zorlanacağı bir güç demek. Anka 3'ün bu muazzam yeteneği, Türkiye'yi savunma sanayiinde dünya ligine sokuyor. Anka 3'ün hayalet özelliği, radarlara yakalanmadan görev yapabilme kapasitesini ifade ediyor. Yani, düşman hava sahalarına sızarak stratejik hedeflere anında müdahale edebilecek bir uçak. Düşman hava savunma sistemleri Anka 3'ü tespit edemeden, bu muazzam güç harekete geçecek ve görevini başarıyla tamamlayacak. İşte tam bu noktada, Pakistan'dan alınan nükleer bombaların gücüyle birleştiğinde, Türkiye'nin elinde caydırıcılığı yüksek, stratejik bir silah olacak. Pakistan, nükleer güce sahip ülkelerden biri ve Türkiye ile uzun yıllara dayanan kardeşlik bağları var. Bu ortaklık, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğini daha da derinleştiriyor. Pakistan'dan alınacak nükleer kapasiteyle Anka 3'ün donatılması, bu stratejik işbirliğinin en güçlü göstergesi. Artık Türkiye, nükleer caydırıcılık konusunda da söz sahibi olacak. Anka 3'ün nükleer kapasite taşıyabilmesi, Türkiye'yi sadece bölgede değil, küresel sahnede de yeni bir güce dönüştürecek. Doğu Akdeniz, Ege ve Orta Doğu'da Türkiye'nin stratejik üstünlüğü artık tartışmasız olacak. Anka 3, gerektiğinde uzun menzilli operasyonlarda kullanılabilecek. Bu, Türkiye'nin sınırlarının ötesine de büyük bir güvence anlamına geliyor. Bu proje, Türkiye'nin milli savunma hamlelerinin en büyük göstergelerinden biri. Anka 3, tamamen yerli mühendislik harikası ve bu uçakla, Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor. Artık kendi savaş uçaklarımızı, kendi teknolojilerimizi üretiyoruz. Üstelik bu uçaklar, dünya sahnesindeki en gelişmiş savaş teknolojilerine sahip. Anka 3'ün radara yakalanmama özelliği, onu dünyanın en tehlikeli ve etkili savaş uçaklarından biri yapıyor. Bu gelişme, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenada daha bağımsız ve güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor. Türkiye, Anka 3 ile artık sadece hava sahasında değil, stratejik karar mekanizmalarında da söz sahibi olacak. Nükleer bombalar taşıyabilme kapasitesi, Türkiye'nin müttefikleri nezdinde de caydırıcı bir unsur olacak. Artık Türkiye'nin savunma stratejileri, bölgesel ve küresel dengeleri kökünden değiştirecek. Anka 3'ün bu kapasitesi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki büyük hedeflerine bir adım daha yaklaştığının işareti. Milli Muharip Uçak Projesi, SİHA'lar, insansız denizaltılar ve şimdi de Anka 3 ile Türkiye, savunma sanayiinde liderliği ele alıyor. TUSAŞ'ın bu projesi, geleceğin savaşlarına hazırlık anlamında Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlayacak. Anka 3'ün bir diğer önemli özelliği ise, tam otonom uçuş kapasitesine sahip olması. Yani bu uçak,
insan müdahalesine gerek kalmadan tamamen yapay zeka tarafından yönetilebiliyor. Bu, özellikle düşman hatlarına sızma ve kritik hedefleri imha etme konusunda Anka 3'ü benzersiz kılıyor. Geleceğin savaşlarında, insan kaybını minimize eden bu teknoloji, Türkiye'yi bir adım öne çıkaracak. Türkiye, bu projeyle birlikte sadece askeri alanda değil, aynı zamanda bilimsel ve teknolojik anlamda da büyük bir sıçrama yapıyor. Anka 3'ün geliştirilmesinde kullanılan ileri düzey teknolojiler, Türkiye'nin diğer savunma ve uzay projelerinde de kullanılacak. Yani Anka 3, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji devriminin de bir sembolü olacak. Türkiye'nin bu hamlesi, düşmanlarımız üzerinde büyük bir psikolojik etki yaratacak. Anka 3'ün görünmezliği ve taşıdığı stratejik yük, düşmanların hesaplarını alt üst edecek. Artık Türkiye'nin hava sahasında ya da sınırlarının ötesinde operasyon yapmayı planlayan hiçbir güç, bu tehdit karşısında kendini güvende hissedemeyecek. Bu uçağın radara yakalanmaması, hem savunma hem de saldırı anlamında büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle düşman radarlarının en gelişmiş olduğu bölgelerde bile Anka 3, rahatlıkla görev yapabilecek. Bu, Türkiye'nin operasyonel kabiliyetlerini kat be kat artıracak ve ülkemizi hava savaşlarında rakipsiz hale getirecek. Anka 3'ün sahip olduğu yüksek teknoloji, aynı zamanda Türkiye'nin milli savunma sanayine olan güvenini de artırıyor. Türk mühendisleri, dünya standartlarında bir uçak geliştirdi ve bu uçağı nükleer kapasiteyle donatarak Türkiye'nin askeri gücüne güç kattı. TUSAŞ'ın liderliğinde, savunma sanayimizde birbiri ardına gelen bu başarılar, Türkiye'nin bağımsızlık yolundaki kararlılığını gösteriyor. Bu proje, Türkiye'nin gelecekteki stratejik hedefleri içinde bir dönüm noktası olacak. Anka 3'ün taşıdığı nükleer kapasite, sadece bir savunma unsuru değil, aynı zamanda bir caydırıcılık unsuru olarak da Türkiye'nin elini güçlendirecek. Artık Türkiye, uluslararası arenada sadece ekonomik ve diplomatik açıdan değil, askeri anlamda da büyük bir söz sahibi olacak. Anka 3, Türkiye'nin bölgesel güvenliği içinde kritik bir role sahip olacak. Özellikle Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimlerde, bu uçak Türkiye'nin caydırıcılığını artıracak. Türkiye'nin çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdit, Anka 3'ün devreye girmesiyle anında bertaraf edilebilecek. Artık sınırlarımızı korumak ve savunmak için elimizde çok daha güçlü bir koz var. Bu gelişme, aynı zamanda Türkiye'nin müttefikleri nezdinde de büyük bir güvence olacak. Türkiye, Anka 3 ile birlikte NATO içinde de hava gücü anlamında çok daha güçlü bir konuma gelecek. Müttefiklerimiz, Türkiye'nin bu gücünden yararlanmak isteyecek ve savunma işbirlikleri daha da derinleşecek. Anka 3'ün nükleer kapasitesi, sadece askeri anlamda değil, aynı zamanda diplomatik arenada da Türkiye'ye büyük avantajlar sağlayacak. Nükleer caydırıcılık gücüne sahip olmak, Türkiye'nin uluslararası masalarda çok daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacak. Artık Türkiye, stratejik karar alma mekanizmalarında daha etkili bir rol oynayacak. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye, sadece savunma sanayi açısından değil, aynı zamanda teknolojik üstünlük anlamında da dünya devleriyle yarışıyor. Anka 3, Türkiye'nin dünya sahnesindeki yerini güçlendirirken, aynı zamanda yerli ve milli projelerimizin de bir sembolü olacak. Bu başarı, gelecekteki projelerimize de ilham kaynağı olacak. Sonuç olarak, Anka 3 hayalet savaş uçağı, Türkiye'nin savunma stratejilerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Pakistan'dan alınacak nükleer bombalarla donatılması, bu uçağı sadece bir savaş aracı değil, aynı zamanda bir stratejik caydırıcıya dönüştürecek. Wow. Amazing video or maşallah, maşallah, maşallah. आपने देखा होगा पूरी वीडियो में मुसलसल मेरे फेस पे स्माइल थी और मेरी शर्ट पे भी यहाँ पर स्माइल लिखा हुआ है और वो मैं मुसलसल मुस्कुराती रहा था क्योंकि अनका 3 एक ऐसा जेट है जिसको जिसने दुनिया को परेशान किया हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद इस वीडियो के बाद दुनिया सिर्फ परेशान नहीं होगी वो हैरान भी हो जाएगी क्योंकि ऐसा एक कॉम्बिनेशन डेडली बन रहा है जिसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग चीज़ और दिल को बहुत खुशी हुई। इसलिए मैं इस वीडियो पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे तुर्की। और ये जो कॉम्बिनेशन मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान मिल जाए ना तो बहुत ही लीथल किस्म की आर्मी तैयार हो सकती है, लीथल किस्म की टेक्नोलॉजी बन सकती है इन तीनों मुल्कों की। बाकी तो अलग से हैं मुल्क हमारे साथ, लेकिन ये तीन मुल्क मिल जाएँ तो, वैसे तो ये एक ही हैं, हमें पता है हम अंदर से एक ही हैं, तो
ये भी बहुत खुशी की बात है, और बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बहुत बहुत पाकिस्तान को मुबारक हो कि ये इकदाम उठाया गया है और उसकी वजह से अनका 3 को 4 चांद लग गए हैं माशाल्लाह, और वो और भी ख़तरनाक हो गया क्योंकि रिडार पे वो आता नहीं है, वैसे भी वो जो है बहुत खामोश और अनमैंड है, AI से वो चलता है और वो खुद अपने डिसीजन भी ले सकता है, अगर उसमें न्यूक्लियर लग जाएगी तो फिर तो बचना इम्पॉसिबल है। तो बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोस को शेयर किया करें, और ऐसी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।